Diğer takipçimizden bugün gelen, canlı yayında gelen soru ise şu yönde. DS-2019 belgemde subjected to year rule yazarken C1 vizen üzerinde ise not subjected to year yazıyor. Bu ABD'ye girerken havaalanında pasaport kontrolü sırasında sorun olur mu? Girişimi engeller mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer DS-2019 formuyla C1 vizesini aldıysanız sizin Amerika'ya gelmenize herhangi bir engel yok. Buradaki zaten bahsettiğiniz 2 yıl kuralı ya da subjected to year rule'u siz Amerika'ya gelip C1 programınızı tamamladıktan sonra sizin önünüze engel olarak gelecektir. Dolayısıyla siz bu programınızı yaparken bu engel olarak sizi programınızı yapmanıza engel olmayacaktır. Ama ta ki siz o programınızı bitirdikten sonra ya da bitirmek üzereyken Amerika'da kalmayı planlıyorsanız, statü değişikliği planlıyorsanız, yeşil karta geçme durumunuz var ise o zaman bu 2 yıl kuralının kaldırma işlemlerini yapacaksınız. Yoksa ülkeye girmede herhangi bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız.